Herkese merhaba. Tarihi güzelliklerle dolu bir ada ülkesi olan Japonya, unutulmuş zamanlardan kalma ilginç megalitik yapılara sahiptir. Genellikle astronomik olaylarla bağdaştığı görülen bu anıtsal alanlar, geleneksel tarih anlatılarını yeniden tanımlayabilecek, gelişmiş bilgi ve yetenekleri sergiliyor gibi görünüyor. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Japonya'da ve çevresinde keşfedilen ve son buzul çağından öncesine tarihlenen bazı eserleri ve bu eserleri ortaya koymuş olabilecek gelişmiş bir antik uygarlığı inceleyeceğiz. Japonya'nın Chiba eyaletinde bulunan Nokogiri Dağı'nda antik bir taş ocağı olduğuna inanılan devasa bir megalitik alan bulunur. Japonlar testereyi andıran kesim izlerine sahip olması nedeniyle bu alana Testere Dağı adını vermişler ve burayı 1603'ten 1868'e kadar yani Edo döneminde bir taş ocağı olarak kullanmışlar. Ancak Nokogiri Dağı taş ocağının gerçek yaşı hala bir gizem olarak kabul edilir. Alanın çok daha eski ve muhtemelen tarih öncesi bir kökene işaret eden birçok özelliği vardır ve bu da kayıp bir medeniyetin varlığına işaret edebilir. Ayrıca Nokogiri Dağı'nın Edo döneminden çok önce antik bir taş ocağı olabileceği teorisi, taş üzerindeki son derece hassas kesimlerle de desteklenmektedir. Bu kesimler son derece düzdür ve bu da ocağın tarihine bakıldığında zamanının ötesinde olan araçların veya tekniklerin kullanıldığını düşündürmektedir. Şöyle ki Japonya'da Edo döneminde taş ocağı ve taş kesme için kullanılan teknoloji ve aletler oldukça ilkeldi. Örneğin keski ve çekişlerin yanı sıra kama ve sivri uçlu aletler kullanılıyordu. Bu geleneksel aletler ve yöntemler, Nokogiri Dağı gibi yerlerdeki antik taşların kesimiyle karşılaştırıldığında dikkate değer bir tutarsızlık görülüyor. Ayrıca bazı yerlerde yaklaşık 30 metreye kadar ulaşan bu duvarların inanılmaz yüksekliğini de hesaba katmalıyız. Sonuç olarak antik kesimlerdeki hassasiyet, düz ve mükemmel hizalanmış kesimler yapabilen bir teknolojinin kullanımını gösteriyor olabilir. Ancak ilginç bir şekilde Nokogiri Dağı'ndaki hassas taş kesimleri dünyanın dört bir yanındaki bazı antik yerlerde de görülebiliyor. Örneğin Bolivya'daki Humapunku, inanılmaz derecede hassas taş işçiliğiyle ünlü olan bir diğer önemli antik bölgedir. Bu taşlardaki kesikler ve delikler o kadar ince ve keskindir ki bazı insanlar gelişmiş tarih öncesi taş kesme teknolojileri, hatta tarihin karanlık olarak bilinen çağlarında yaşamış gelişmiş bir uygarlıktan bahsediyorlar. Pekala, Humapunku'nun İnkalardan önce yaşamış olan gelişmiş bir uygarlık tarafından inşa edildiğini düşünecek olursak, Mount Nokogiri Ocağı'nın daha da eski bir uygarlık tarafından geliştirilmiş olduğunu da söyleyebiliriz. Öyle ki bu alanda keşfedilen özellikler gerçekten de olağanüstü görünüyor. Örneğin dağın kaya yüzeyine titizlikle oyulmuş yolların ve kemerlerin bulunduğu bu bölümlere bir bakın. Yine de alanın en garip özelliğinin birbirine mükemmel şekilde paralel olan bu çeşitli dikey kesikler olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu dikey kesikler size tanıdık geliyor olabilir. Öyle ki aynı kesikler, kayadan devasa taş blokların oyulmuş olduğu Çin'deki Yangshan Ocağı'nda, Longyu ve Han mağaralarında da gözlemlenebiliyor. Tüm bu geniş alanlar, milyonlarca ton kayanın çıkarıldığı anıtsal inşaat çalışmalarının ve taş çıkarma süreçlerinin merkezleriydi. İlkel aletler kullanan bronz çağı insanları içinse bu tür görevler akıl almaz olmalıydı. Tüm bu alanlarda bulunan hassas dikey kesikler, gelişmiş delme makineleri kullanılarak modern madenlerde üretilenlere çok benziyorlar. Örneğin Nokogiri Dağı'nda bulunan çizgilerin modern makinelerimizin bıraktığı izlerle karşılaştırıldığı bu görsele bir bakın. Benzerlik inanılmaz, öyle değil mi? Bir diğer yandan muhtemelen Edo döneminde bu antik alanı miras alan Japonlar, çevreye dev heykeller gibi dikkat çekici sanat eserleri eklediler. Örneğin 1783 yılına dayanan bu etkileyici heykel doğrudan dağın taş yüzeyine oyulmuştu. Yaklaşık 31 metre yüksekliğindeki heykel, günümüzde Japonya'daki en büyük Buda heykellerinden biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca heykelin yanında Rakan olarak bilinen 1500'den fazla küçük Budist mürit heykeli bulunuyor. Dağın yamaçlarına dağılmış bu heykeller, benzersiz yüz ifadeleri ve pozlarla karmaşık bir şekilde oyulmuşlar. Yani her biri farklı meditasyon pozisyonlarında bulunan Budistleri tasvir etmek için yapılmış. Ancak yine de bu heykeller alanın yapımından binlerce yıl sonrasına aittir ve yapıyı inşa eden insanlarla hiçbir ilgisi yoktur. Pekala, şimdiye kadar bahsettiğimiz her şeyi göz önüne alacak olursak, bu tarih öncesi alanın gerçekten de bir taş ocağı olarak kullanılmış olabileceğini söyleyebiliriz. Bir taş ocağının temel amacı, genellikle mümkün olan en kısa zaman diliminde en az emek ve enerji kullanarak maksimum miktarda taş çıkarmaktır.
Ancak burada gözlemlenen uygulamalar bu ilkelerle çelişiyor gibi görünüyor. Eğer işçiler makinelere sahip olmasaydı, yani paralel kesikleri elleriyle yapmış olsalardı, önemli miktarda emek harcayarak çok az taş çıkarmış olurlardı. Dahası tek amaçları taş çıkarmaksa, neden mükemmel şekilde cilalanmış 90 derecelik oyuklar açmışlardı? Böylesine titiz bir işçilik ve zahmetli çabalarının arkasında başka motivasyonlar veya amaçlar olduğu kesin. Yani buradaki asıl soru şu, bu amaç tam olarak ne olabilir? Mount Nokogiri'nin engebeli arazilerinden Utsunomiya'daki Oya Taş Ocağı gibi önemli bir yere ilerlerken benzer bir taş ocağıyla daha karşılaşıyoruz. Bu taş ocağında da hassas kesimler ve paralel makine izleri görülebiliyor. Peki bu izler gerçekten de bir tür gelişmiş antik makine teknolojisi tarafından bırakılmış olabilir mi? Böyle bir teknolojinin varlığına dair fikirleri destekleyen en önemli faktör, o dönemki geleneksel araçlarının bu kadar hassas bir şekilde çalışamayacağıdır. Öte yandan Oya Taş Ocağı'nın yaklaşık 60 metre derinliğe ulaşması onu Nokogiri Dağı'ndan ayırır. Yani modern ekipmanlar kullanılmadan yapıldığını düşünürsek muazzam bir girişimle karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Bu insan yapımı mağaranın iç kısmı mükemmel düz bir zemin, çeşitli kısımlarda hassas 90 derecelik kesimler ve paralel oluklarla öne çıkıyor. Ayrıca alan Çin'deki Longyu mağaraları ve Wasan Grotos'a çok benziyor. Ancak Japonya'daki Oya Taş Ocağı ile Çin'in merkezindeki bu alanlar arasındaki mesafenin yaklaşık 1800 kilometre olduğu düşünüldüğünde işler biraz garipleşiyor. Belki de bu alanın tamamı ileri teknolojiye ve devasa makinelere sahip aynı küresel medeniyet tarafından inşa edilmiştir. Tabii bu kültürün yok olmasına neyin sebep olduğu bilinmiyor. Ancak bir tür felaket olayı mantıklı bir teori olabilir. Şimdi de Kyushu'daki bu kaya mezarlarına bir göz atalım. Bu mezar alanları tepelerin ve uçurumların yamaçlarına oyulmuştur ve genellikle derin odalara açılan kare veya dikdörtgen girişlere sahiptir. Aslına bakarsanız bu yapıları inşa ederken odaların sabit olmasını ve zamanla çökmesini engellemek için hassas taş oyma becerileri ve kaya özellikleri hakkında derin bir bilgiye sahip olmak gerekiyordu. Ancak işler tam da bu noktada garipleşiyor. Japonya'daki kaya mezarlarını Türkiye'deki Likya kaya mezarları ile karşılaştırdığımızda dikkat çekici benzerlikler görüyoruz. Hatta buna benzer kapı oymaları Hindistan, Peru, İtalya ve Mısır gibi dünyanın birçok yerinde gözlemlenebiliyor. Girişler aynı dikdörtgen oymalarla süslenmiş ki bu oldukça sıra dışı bir özellik ve bunun bir tesadüf olma şansının düşük olduğunu da söyleyebiliriz. Öte yandan bunlar Japonya'daki tek kaya mezarlar değildir. Bir de Yoshimi Hyakuana antik mezarlarına bakalım. Yoshimi Hyakuana adı, Yoshimi'nin yüz deliği anlamına gelir. Bu alan bir yamaca oyulmuş 216 antik mezar mağarasından oluşur. Her mezarın yuvarlak, kubbeli bir iç mekana açılan küçük, kare bir girişi vardır. Mağaralar boyut olarak değişir ancak çoğunluk bir veya iki yetişkine ev sahipliği yapabilecek kadar büyüktür. Bazı mezarlar adak veya anma eşyalarına benzer basit oymalar veya nişlerle süslenmiştir. Buna benzer bir diğer örnekse Nagasaki bölgesinde bulunan Ishinuki Nagino mağaralarıdır. Bu karmaşık mezarlar 250 metre uzunluğundaki bir kaya oluşumuna oyulmuş bir dizi antik niş ve küçük mağara ile karakterize edilen dikkate değer bir arkeolojik alanı temsil ederler. Toplamda 48 mağara vardır ve hepsinin hem cephelerinde hem de iç mekanlarında ustaca işlenmiş karmaşık dekorasyonlar bulunur. İç odalardan bazıları ise oldukça büyüktür ve bu da araştırmacıları alanın sadece bir mezar değil, yamaçta yer alan bir tür antik şehir olduğunu öne sürmesine yol açmıştır. Öte yandan odaları doğrudan kayaya oymak için bu kadar fazla malzeme çıkarılmış olması, inşaatta yer alan insanların gelişmiş yeteneklerini yansıtmaktadır. Türkiye'den Japonya'ya kadar uzanan bu tür alanların girişlerinde bulunan dikdörtgen oymalar, Takasago'daki inanılmaz megalitik yapı Ishinomiya Coffin'da da görülebilir. Bu antik anıt tek bir büyük taştan oyulmuştur ve yaklaşık 500 ton ağırlığında olduğu tahmin edilir. Monolit, ince taneli mavimsi gri granit türünden çıkarılmıştır. Bildiğiniz üzere granit dünyadaki en sert malzemelerden biridir. Bu granit anıtsa düz bir tepesi olan kübik bir şekildedir. Yani Ishinomiya'yı ilgi çekici kılan şey oyulup şekillendirilirken gösterilmiş olan hassasiyettir. Yüzeyleri dikkat çekici derecede pürüzsüz ve düzdür. Yüksek düzeyde teknik beceri ve titiz planlamayı düşündüren temiz, düz kenarlar görülür.
Bu düzeydeki işçilik inşaatçıların yalnızca granit işlemek için gerekli araçlara sahip olduklarını değil, aynı zamanda taş işçiliği konusunda da derin bir bilgiye sahip olduklarını gösterir. Aslında bölge yerel halk tarafından birkaç efsaneyle birlikte ilişkilendirilmiş. Bunlardan birine göre site, yerel yönetici sınıf tarafından defin amaçlı kullanılmaktaydı. Mezarların karmaşıklığı ve sayısı da bunun önemli zaman, kaynak ve emek gerektiren bir yatırım olduğunu kanıtlıyor. Yani tüm bunlar, yapının yüksek statüye veya manevi öneme sahip kişilere ayrılmış kutsal bir alan olduğunu gösteriyor olabilir. Hyogo eyaletindeki Takasago kasabasını ziyaret ettiğimizde başka bir inanılmaz megalitle daha karşılaşıyoruz. İşte yüzen taş olarak bilinen Ishinohodon. Bu alışılmadık ve garip yapı tek bir sert taş parçasından oyulmuş gibi görünüyor. Ve ana taş parçası volkanik patlamalar sırasında püsküren volkanik küllerden oluşan bir kaya türüymüş. Bu devasa megalit yaklaşık 500 ton ağırlığında ve 5 metre uzunluğundadır. Bu da taşın en büyüğü 80 ton ağırlığında olan Büyük Giza piramidinin taşlarından daha büyük olduğu anlamına gelir. Tüm bu bilgilere rağmen günümüze kadar bu antik kalıntının kökenleri ve amaçları çözülememiştir. Çünkü üzerinde hiçbir yazı veya işaret yoktur. Tahminlerse yapının M.Ö. 14.000 ila 300 yıllarına dayanan tarih öncesi Jomon döneminde oyulduğunu ortaya koyuyor. Tarihe göz attığımızda Japonların bir noktada taşın etrafına bir Shinto tapınağı inşa ettiğini ve megalitin geleneksel olarak yüzen taş olarak tanınmaya başladığını görüyoruz. Bir diğer yandan taş oldukça sıra dışı bir tasarıma da sahip. Örneğin gelişmiş taş işleme tekniklerinin kullanımını gösteren bu keskin ve pürüzsüz yüzeylere bir bakın. Peki tarih öncesi bir avcı toplayıcı toplumun 500 tonluk bir taş bloğu oyabilmesi, çıkarabilmesi ve taşıyabilmesi nasıl mümkün olabilir? Böylesine zarif bir taş sanat eserini oluşturmak için kullanılan araçlar ve yöntemler günümüzde hala bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Pekala, bir diğer önemli özellik ise suyun taşın altından sürekli olarak akmasıdır. Bu olağanüstü megalitin yeraltı suyuyla bağlantısı, bazı araştırmacıların yapının yeraltı suyuyla etkileşime giren bir tür enerji jeneratörü olabileceği teorisini ortaya atmasına neden oldu. Yerlilerse monoliti hastalıkların iyileştirildiği bir yer olarak adlandırıyorlar. Şöyle ki Japon kültürü de dahil olmak üzere birçok kültürde su arındırıcı bir element olarak görülür ve yaygın olarak ruhsal yenilenme ve yaşamla ilişkilendirilir. Dolayısıyla Ishinohodon'un altında akan suyun varlığı da onun kutsallığına ve kendisine duyulan saygıya katkıda bulunuyor. Yapıyı inşa eden insanların özellikle bu noktayı doğal su özelliği nedeniyle seçmiş olması ise Pınar'ı sonsuz yaşamın bir sembolü veya ruhsal dünyayla doğrudan bir bağlantı olarak görmeleri fikrini destekliyor. Ancak yerden çıkan suyun sürekli akışının doğal bir fenomen değil, bir tür gelişmiş hidrolik sistem olma olasılığı da var. Antik dünya dışı varlıklarla ilişkilendirilen en ünlü tarih öncesi megalitik yapı, Masuda Kaya Gemisi anlamına gelen Masuda no Iwafun'dur. Bu inanılmaz megalit, 800 ton ağırlığındadır ve tek bir granit parçasından oyulmuştur. Garip bir şekilde bu yapı, Japonya'daki diğer hiçbir mimariye benzemez. Dolayısıyla birçok kişi bunun tanrıların gemisinin bir tür temsili olduğuna inanır. Ancak bugüne kadar hiç kimse onu kimin oyduğunu söyleyememiştir. Yapının bazı noktalarında keski izleri görülür ve granitin modern aletlerle bile son derece zor bir şekilde oyulduğunu bilen uzmanlar ve bilim insanları Masuda'yı antik zamanların bir harikası olarak görürler. Yapının kuzey tarafında kare, kul benzeri bir desen mevcuttur. Öte yandan bu taşın yapımı ile ilgili en popüler teori astronomik bir gözlem noktası olarak kullanıldığıdır. Yönlendirmesi ve konumuysa monolitin Japon ay takvimi ve ilk astronomik gözlemlerle bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir. Ancak bazı uzmanlar bu teoriye katılmaz. Bu gizemli taş yapının önemi hakkında kesin bir bilgi olmadığı için neye hizmet ettiği ya da nasıl inşa edildiği günümüzde bile gizem olarak kalmaya devam ediyor. Ueyama Kofun höyüğünde bulunan devasa granit tabutlar, Asuka bölgesinde yapılan belki de en büyüleyici keşiflerden biriydi. Bu tabutların yapısı, megalitik taş Ishinohodon'a oldukça benziyordu. Aslına bakarsanız bu granit kutulara ve aynı zamanda Ishinohodon'a işlenmiş olan bu çıkıntılar, dünyadaki diğer megalitik yapılara çarpıcı bir şekilde benziyordu. Örneğin daha önce bahsettiğimiz Çin'deki Yangshan taş ocağında bulunan ve aynı türden devasa çıkıntılar taşıyan bu taş bloğa bir bakın. Hatta bu çıkıntıları Peru'daki megalitik taş duvarlarda, Mısır'da ve dünyanın diğer yerlerindeki antik yapılarda da görebilirsiniz.
Dahası taş duvarların yanı sıra yan yana yerleştirilmiş bu iki yatay granit oda, Mısır'da bulunan granit kutularla neredeyse aynı. Mısır'daki granit kutular gibi Japonya'dakiler de 90 derecelik mükemmel açılar, pürüzsüz yüzeyler ve yapılarında aşırı hassasiyet gösteriyordu. İlkel aletlere sahip eski insanların, dünyadaki en sert malzemelerden biri olan pembe graniti bu kadar hassas ve pürüzsüz bir şekilde şekillendirebildiğini düşünebiliyor musunuz? Ya da ilkel aletlerle yapılamayacak kadar hassas ve pürüzsüz olan bu oymalar ve kanallara sahip granit parçasının inşasını? Her ne olursa olsun bu oymaların amacı günümüzde hala kesin olarak çözülememiştir. Aslında günümüzde bu bölge insan ziyaretine kısıtlanmıştır. Yani bu taşlar üzerinde çalışmalar yürütmek pek mümkün değil. Peki bunun sebebi ne olabilir? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.